Selamun aleyküm. Cümleden merhaba arkadaşlar. Peki, milletvekili aday adayım Harun Bey, İl Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım, İlçe Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım, Merkez İlçe Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım, basınımızın değerli temsilcileri, çok kıymetli hanımefendiler, AK Parti'ye gönül vermiş dava arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün son milletvekili aday adayı başvurusunu yapan Harun kardeşimin aday adaylığı ile ilgili basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar her girdiği seçimde oyunu artırarak devam ettirmiş. Vatandaş da hizmetlerin artarak devam etmesinden memnun olmuş ve her girdiği seçimde biraz daha yüksek oy vermiştir. İnanıyorum ki 2015 yılındaki Haziran ayında yapılacak seçimlerde de vatandaşımız hizmetleri almaya devam etmek için AK Parti'ye destek vermeye devam edecektir. Bu desteği bugünlerde hepimiz görüyoruz. Çünkü şöyle bir baktığımızda muhalefet partilerine bakıyoruz, doğru düzgün hiç isim yok. Ne milletvekili aday ismi var ne seçimde. Şu anda hiçbir heyecan yok, coşku yok. Ama AK Parti'ye bakıyoruz, bugün Kırıkkale'de milletvekili aday adaylığı ile ilgili müracaatın yaklaşık 35'in üzerine çıktığını görüyoruz. Tabii bu teveccüh, bu coşku, bu heyecan bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Milletvekili aday adaylarımız Kırıkkale'ye hizmet etmek için, AK Parti davasına hizmet etmek için bugün sizlerin huzuruna çıkıyorlar ve kendilerini anlatıyorlar. Bugün milletvekili aday adaylığını yapan Harun kardeşimiz, Kırıkkale'de sevilen, sayılan, eğitim camiasında kendini kabul ettirmiş, başarılı öğrenciler yetiştirmiş, belki şu anda yetiştirdiği öğrenciler Türkiye'nin belli yerlerine görev yapan, hizmet eden kardeşlerimiz. Eğitimcilik çok önemli bir şey. Çünkü bizim geleceğimizin en büyük teminatı eğitimcilerimiz ve çocuklarımız. Bizler her türlü varlığımızı, bizim için önemli olan çocuklarımızı eğitimcilerimize teslim ediyoruz. Evet, bugün de Harun Bey AK Parti davasına kurulduğu günden bugüne kadar içinde yaşamış, resmi olarak herhangi bir görev almamış olsa da devamlı bu davanın içerisinde bu davaya destek vermiş bir kardeşimiz. Bu hizmetlerini devam ettirmek, Kırıkkale'ye hizmet etmek, AK Parti davasına hizmet etmek için de bugün sizlerin huzurunda burada milletvekili aday adaylığı ile ilgili evraklarını inşallah teslim alacağız. Ve Cenab-ı Hak eğer hakkında hayırlısıysa nasip etsin diyorum. AK Parti milletvekili aday adayı olan arkadaşlarım hepsi birbirinden kıymetli ve değerli. Hepsi kendi çalışmalarında bir değer ve kıymet. Harun Bey de gerçekten Kırıkkale'de sevilen, sayılan, eskiden beri tanıdığımız, iyi bildiğimiz, doğru bildiğimiz bir kardeşimiz. Değerli dava arkadaşlarım, bu kutsal dava, inanın şunu tahminiyetle söylüyorum, iyi bir şekilde yerine getirdiğin zaman, hakkıyla yapıldığı zaman Allah'ın rızasını kazanmak için vesile olan çok büyük bir nimettir. Ama bunu siz farklı değerlendirirseniz çok kötü de bir şeydir.
şunu demek istiyorum. Siyaset çok zor ve meşakkatli bir yoldur. Bu meşakkatli yolda insanlar bu kadar zor yolu iki şey için seçer. Birisi bu makamı, bu koltuğu kullanıp kendine menfaat temin etmek, diğerisi de halka hizmet etmek ve Allah'ın rızasını kazanmak için. Ben inanıyorum ki Harun kardeşimiz Allah'ın rızasını kazanmak için bugün huzurlarınızda. Çok fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. AK Parti'nin hizmetlerini anlatmakla bitiremeyiz. AK Parti, arkadaşlar sadece hizmet değil, AK Parti sizlerin gönülden gönüle giden bir yoldur. Cumhurbaşkanımız diyor ki arkadaşlar, hizmetler yapılır ve insanlar tarafından da zamanla unutulabilir. Ama AK Parti'de insanın gönlünü kazanırsanız, o gönlüne girdiğiniz insanlar sizi hiçbir zaman unutmaz. Bizler milletvekili adaylarımızla birlikte Kırıkkale'li hemşerilerimizin gönlüne talibiz. Onların gönlünde yer etmek ve bu ettiğimiz gönüllerinde sağladığımız yerle de AK Parti davasına ve Kırıkkale'ye hizmet etmek için inşallah hep birlikte kullanacağız. Cenab-ı Hak hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Arkadaşlar ben inanıyorum ki Harun kardeşim de eğer aday olursa hep birlikte gece gündüz çalışacağız. Ama aday olmasa da ben yine inanıyorum ki Harun kardeşimiz de AK Parti davasına vermiş olduğu gönlüyle beraber bizimle beraber Haziran ayında gece gündüz demeden çalışacaktır. Kıymetli arkadaşlar, bugün aday adaylığı ile ilgili son müracaatımızı alıyoruz. İnanıyorum ki Türkiye'nin her tarafında bizim burada olduğu gibi coşku ve heyecan bütün illerimizde ve genel merkezimizde aynı şekilde yaşanıyordur. Bu coşkumuzu ve heyecanımızı inşallah arkadaşlar kaybetmeyelim. Bizler bu yolda başbakanımızla, cumhurbaşkanımızla birlikte yürümenin şevkini ve heyecanını inanıyorum ki gelecekte çocuklarımıza anlatacağız. Benim dedem Demokrat Parti'nin kurucularındanmış. Dedemin resimleri var benim. Menderes'te, mecliste, burada çekilmiş resimleri var. Bu resimleri ben kendim inanın onurla, gururla taşıyorum ve onlara bakıyorum ve diyorum ki benim dedem Menderes'te siyaset yapmış diyorum. İnanıyorum ki bir gün gelecek bizim çocuklarımızla, sizin çocuklarınızla diyecekler ki benim babam, dedem, amcam Recep Tayyip Erdoğan'la Ahmet Davutoğlu ile siyaset yapmışlar, onlarla aynı yolda yürümüşler diyecekler. Bu gurur ve heyecan, sevinç, onur inanıyorum ki bize yeter. Uzatmak istemiyorum. Allah hayırlı ve uğurlu etsin arkadaşlar. AK Parti'de durmak yok, yola devam arkadaşlar. 2023 hedeflerini hep birlikte yürüyeceğiz Allah izin verirse. Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii İl Başkanımızın bu coşkulu konuşmasına teşekkür ediyoruz. Öncelikle buraya gelen, bu coşkulu güne gelen İl Başkanımız, İlçe Başkanımız, partimizin değerli yöneticileri, delege arkadaşlarımız, çok sevdiğim abilerim, kardeşlerim, düğünümüzün düğünümüz, hoş geldiniz diyorum. Şimdi eğitimci kimliğimiz Kırıkkale'de önde. 22 yıldır eğitim sektörünün içerisindeyiz. 22 yıldır inişli çıkışlı hayatımız oldu ama hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadık. Allah nasip etti. 3 tane dershanemiz var şu anda. 3000'e yakın öğrenci okutuyoruz. Her yıl buna yakın benzer öğrenciler yetiştiriyoruz. Başkanımızın dediği gibi vatana, millete, manevi değerlerimize bağımlı, hayırlı gençleri yetiştirmeyi ilkelendik. Bu bizim temel ilkemiz. Bu temel ilkeler zaten bunların meyvesi, bu bir eğitimin meyvesi sonuç verdi. Sonuçları aldık biz. Sonuçlar nereye yansıdı? Ne kadar böyle sağlam, manevi değerlere bağımlı gençler yetiştirince bu gençler doğru adresi bildi. Doğru adres neresi? AK Parti.
Allah'a binlerce şükür Kırıkkale'de AK Parti gereken güçte ve bu seçimde de diğer aday arkadaşlarımızla birlikte uyumlu halde çalışacağız. İster seçilelim ister seçilmeyelim. Siyasette ilk defa biz vitrine çıkıyoruz. Yani aday adaylığı sürecinde bu zamana kadar siyasetin içerisinde sürekli olduk. Geçmişimizde Demokrat Parti kökenimiz var. İki dönem Demokrat Parti'de şey yaptım, fiilen görev almasam bile yönetim bazında ama ciddi manada koşturdum. Ama AK Parti kuruldu. AK Parti kurulduğunda biz Recep Tayyip Erdoğan'a inandık. İnandık. Bu çok önemli. Yani bir inançlı, cesur, yiğitli bir lider çıktı. Dedik ki biz tamam Demokrat Parti dönemindeki misyonumuzu tamamladık. Partinin kurulma aşamasında 3000 arkadaşımızla, o zamanki il başkanımız benim hemşerim, işte kurucularımız, milletvekilimiz Kemal Albayrak. Sağ olsun Kemal Bey de o dönem bize ciddi teveccüh gösterdi. Hatta il başkanını da teklif etti. Burada ilk defa açıklıyorum onu. Ama Ramazan Bey'in ismi önce geçmişti. Ben dedim ki Ramazan Bey ismi kamuoyunda onun olması daha münasiptir dedik. O şekilde de bir teklif geldi. Ama biz partinin kurulma aşamasında 3000 kişiyle katılım yaptık. Yani o zamanki Doğru Yol Partisi'nden AK Partisi'ne geçiş yaptık. Şimdi yıllardır eğitim sektöründe siyasetin içerisinde sürekli olduk. Başkanımızın söylediği gibi 3 dönemdir gayret ediyoruz partimizin yükselmesi için. Eşim yine siyasetin içerisinde yönetimde sürekli görev verildi. Bir taraftan tabi adaylığı sürecimize çok düşündük. Olalım mı, olmayalım mı, nasıl olur? Ama artık eğitimcilerin de genelde aday arkadaşlarımız burada ilçe başkanım avukattı, kızmasın, darılmasın. Genelde avukat arkadaşlarımız biraz daha öne çıktı. Eğitim sektöründe de olması lazım dedik. Büyüklerimizle istişare ettik. Büyüklerimiz, Ankara'daki abilerimiz. İstişare sonucunda şuna karar verdik. Tabii ailem benim için çok ciddi bir güçtür. Özellikle onun son iki gündeki gayreti kararını ciddi manada etkiledi. Siyasette de artık biz de varız. Bismillah diyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinize teşekkür ederim. Fotoğraf çek ha. Fotoğraf çek ha. Allah hayırlısı. Başkanım. İlk kere karar aldı. Başkanımızdan da bir şey yapmak istiyorum. Sayın Başkanım, bitti mi? Evet, bugün Harun kardeşimle son milletvekili adaylığı müracaatımızı almış olduk. Tabii bugün itibariyle bitmiş oldu ama genel merkezimizin şöyle bir şeyi oldu. Bugün itibariyle parasını bankaya yatırıp da evraklarını vermeyen varsa evraklarını da pazar günü akşama kadar kabul edebileceğiz. Bu manada tabii biz bilmiyoruz. Herhangi bir arkadaşımız bankaya müracaat ederek parasını yatırdı da bize de yarın gelip dekontunu bugün itibariyle yatırdığını ibraz eder, evraklarını verirse bunları da kabul edeceğiz. Ama resmi olarak bize bugün müracaat eden son adayımız Allah hayırlı ve uğurlu etsin diyorum. Allah utandırmasın. İnşallah hizmetlerimizi hep birlikte adaylarımızla Haziran'da seçimlerde devam ettireceğiz. Evet. Teşekkür ederim. Sayın adaylarım neler diyeceğiz? Teşekkür ediyorum. İşte bismillah dedik. Bugün Cuma, mübarek bir gün. Cuma gününde son noktayı biz koyduk. Bugün başkanımız yoruldu. Yoğun bir gündü. Diğer aday arkadaşlarımız açıklamalarını yaptı. Allah hayırlı edecek inşallah. Eğitim sektöründe uzun yıllar birikimlerimiz oldu. Kırıkkale'yi tanıyoruz. Kırıkkale'nin her tarafını tanıyoruz. İstişarelerimiz siyasette de olmamız gerektiğini noktasına çıktı. Bismillah diyeceğiz. Başkanımızla, diğer aday arkadaşlarımızla önce partimiz diyoruz tabii. Yani şahsımızın çıkıp çıkmaması önemli değil. Önce bir nefer gibi koşturacağız. Önce çalışma. Sonuç Cenab-ı Hakk'ın işi, takdir işi.
zaten başkanımızı ilk ziyaretimde gerekli güveni verdi. Sağlam duruşuna zaten başkanımızı çok evvelden tanıyoruz. Herkese, tüm adaylara eşit mesafedeyiz. Kimse önde değil. Basının işte basın da bu noktada dikkat etmesi lazım. Yazdığı şeylere kimseyi eşit kulvarda başlamak istiyoruz. Biz bu çok önemli. Dershanelerde önceden diğer rakiplerimize de aynısını biz her zaman söyledik. Zaman zaman farklı şeyler çıkabiliyor. Basın bunlara dikkat edecek. Hepimiz eşit mesafede bismillah dedik. Bir gün başladık. Cuma günü mübarek gündür. Son noktayı koyduk. Allah hayırlı eder inşallah. Sayın Allah hayırlı olsun diyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Başka seni bekliyor.